belgeselin adı Son Darbe, 28 Şubat. Bence Türk demokrasisinin en önemli yol kazalarından biri. 28 Şubat olayı Türkiye'nin eksenini değiştirdi. Asker balans ayarı yapayım derken laik cumhuriyet kavramının kabuğunu kırdı. 28 Şubat Türkiye'de yepyeni ve bambaşka bir süreci başlattı. İstenenin beklenenin tam tersi bir sonuçla karşılaşıldı. Dengeler değişti, tabular yıkıldı ve ortaya çok farklı bir Türkiye çıktı. Hello. Hello. Haydi Türkiye ileri. Sevgili seyirciler, size yıllardır Türkiye'nin yakın tarihini, son 65 yılında yaşananları anlatıyorum. Hatırlayın, 27 Mayıs darbesi Demirkrat belgeseliyle, 12 Mart, 12 Eylül darbeleri ve Özallı yıllar. Bu belgeselin adı Son Darbe, 28 Şubat. Bence Türk demokrasisinin en önemli yol kazalarından biri. 28 Şubat olayı Türkiye'nin eksenini değiştirdi. Asker balans ayarı yapayım derken laik cumhuriyet kavramının kabuğunu kırdı. Şimdi sırası refah geliyor, refah. Haydi Türkiye ileri. Ordumuzu din düşmanlığının aleti dizimiz Özal'ın ani ölümüyle başlıyor sevgili seyirciler. Ve ardından o dönemin iki aktörü sahne alıyor. Biri siyasal İslam ve İslam adına terör saçan Hizbullah. Diğeri de, ikincisi de PKK terörü. Bunlar beraberinde Türk toplumuna iki önemli soruyu getirdi. Laiklik elden mi gidiyor, ülke bölünüyor mu? 1992'den itibaren bize bu soruları sorduran, arka arkaya gelen o korkunç suikastlardı. Özal'ın ani ölümünden önce Türkiye bir dizi karanlık cinayetle, suikastla sarsılmıştı. Kısacık bir zaman dilimine sığan olaylar öylesine hızlı, öylesine önemliydi ki sonraki 10 yıla damgasını vurdu. Terör çift başlı bir canavara dönüşmüştü. Bir yanda PKK, asker sivil demeden saldırılarını sürdürüyor, adeta Güneydoğu'da gecelerin hakim olduğu. Terörün diğer ucunda ise İslamcı terör örgütleri vardı. 90'lı yılların başından itibaren ilk kez İslami terör adı verilen bir bela ile karşılaşılmıştı. İslami terörün hedefinde Atatürkçü kimlikleriyle tanınan ünlü isimler var. Atatürkçü Düşünce Derneği kurucusu Profesör Doktor Muammer Aksoy. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emek. Din ile ilgili araştırmalarıyla tanınan Turan Dursun. Ve evine yollanan bir kitaptaki patlayıcıyla yaşamını yitiren İlahiyat Fakültesi eski dekanı Bahriye Üçok. Hiçbiri roketle saldırıya uğrayan ve canını zor kurtaran Jacques Camus kadar şanslı değildi. Türkiye'yi sarsan asıl patlama ise Sakıncalı Piyade, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Uğur Mumcu'nun evinin önünden geldi. Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak. Laik cumhuriyeti savunan aydınlar tek tek öldürülüyordu. Türkiye'yi sarsan bu cinayetlerin hiçbirinin faili bulunamadı.
İşine bak, işine bak. Her siyasi cinayet sonrası olduğu gibi mutlaka çözülecektir. Kanı yerde kalmaz. Namus borcudur. Sözleriyle yaklaştılar ve hani Demirel'inden, o dönemin başbakanıydı. İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'di. Erdal'ın önü başbakan yardımcısıydı. Hepsi namus borcu sözü verdiler. Cenazede, olay yerine geldiklerinde, hepsi. Ama namus borçlarını yerine getiremediler. Uğurlar olsun, uğurlar olsun. Yüzümlü bulutlar yoldaşım olsun. Bir teslim kalem, bir kırık gözlü. Bir ülke halkının güvenliğini sağlamak bir hükümdü. Kendi bireyini, aydının halkını, güvenliğini onu tehdit eden unsurlar önceden tespit edemeyen bir altyapı eksikliği varsa suçlusu siyasetçidir bu altyapı yapmadığı için. Mezarlarınıza güller açacak ey halkın unutmaksı. Bir gün sesimiz hepinizin kulaklarında yankılanacak ey halkım, unutma bizi. Özgür rüyadanmış bir kop çiçek gibiyiz şimdi. Hep birlikteyiz ey halkım. Failleri bulunamayan, yakalanamayan bütün bu ölümlerin, cinayetlerin arkasında acaba kim vardı? Ne geçmişi biliniyordu, ne de faaliyetleri. Bu İslami terör örgütleri şimdi nereden çıkmıştı? Bütün bu soruların yanıtı belirsiz. Hem terör açısından, hem iktisadi durum açısından, hem toplumun gerginliği, gerilimi açısından 1990'ların Türkiye'si, 90'lı yılların ortalarının Türkiye'si gerçekten çok ciddi olumsuzluklar sergilemekteydi. Pilotlarda bir berk gibi olmuştu bu sırada. Çakıldı, çakılınca patlama oldu yani. Özal'ın ölümünden tam 2 ay önce bir askeri uçak ülke gündemine adeta bomba gibi düştü. Bu kez ölen Genelkurmay'ın tepesinden bir asker. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'ti. Bitlis'in ölümünün bir kaza mı yoksa suikast mı olduğu uzun süre tartışılacak. Sayın seyirciler, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'i taşıyan uçak bugün Ankara'da zorunlu iniş yaparken infilak etti. Bitlis ve beraberindeki 4 subay şehit oldu. Bugün için hala Eşref Bitlis'in ölümü şaibeli. Dönemin Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş dosyayı hemen kapatıyor. Olay yerine ilk gelen de Cemal Sever. Yani meşhur JITEM'in kurucularından ve daha sonra öldürülen kişilerden. Süleyman hep başbakan, hep başbakan, hep Süleyman, hep Süleyman, hep başbakan, hep başbakan, hep Süleyman. Bütün bunlar yaşanırken iktidarda Süleyman Demirel Başbakanlığındaki DYP-SYP hükümeti var. Siz de bize sahip olun, bunları söyleme geldik. Ülkenin doğusu adeta kan gölüydü. Türkiye bir yandan terörle boğuşuyor, bir yandan da ekonomik kriz ve enflasyonla başa çıkmaya çabalıyordu. 251'e bak, karıştırın 251. Ve köylünün gübresine 4 trilyon sübvansiyon, 4 trilyon. 17 Nisan 1993 günü Türkiye bir başka haberle sarsıldı. Hiç beklenmedik bir gelişmeydi bu. Tüm dengeler bir anda değişiverdi. Haber devletin zirvesine ulaştığı sırada Başbakan Demirel Aydın da halka hitap ediyordu. Allah'ın inayetiyle büyük şehirlerde hemen hemen bu terör çılgınlığı bitmiştir. Ufak tefek şeyler olur ama bu çılgınlığı yapanların hepsi anasından doğduğuna pişman edilerek geliyor ve gerisiyle temizlenecektir.
Taydın Meydanı'nda konuşurken konuşmamın yarısında kulağıma birisi geldi, fısıldadı, dedi ki Sayın Özal ölmüş. Tabii bütün gök kubbe başıma göçtü. Arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımız maalesef bütün çabalara rağmen kurtulamamıştır. Bu çekimleyen üstünü kaybettik. Başınız sağ olsun. Genelkurmay Başkanı kuvvet komutanlarıyla Semra Hanım'a geldi. Bundan sonra Sayın Cumhurbaşkanı bize aittir. Cenazesini biz kaldıracağız. Onun için cenazeyle ilgili hazırlıklara başlandı. Şahrak Paşa galiba 5 doktoru Hacettepe'deki kalp profesörleri de dahil olmak üzere bir odaya topladı. Ve onlar bir metin hazırladılar. Metni okudum. Özal'ın ölüm haberini Şam'da bir taksi içinde radyodan öğrenen 5 kişi ise adeta şok oldu. Zira onları Şam'a yollayan Özal'ın ta kendisiydi. Bu gayri resmi gezinin biricik şahidi de yine Özal'dan başkası değildi. Zira PKK Mart ayında 15 Nisan'a kadar sürecek tek taraflı bir ateşkes ilan etmişti. Özal bu sürenin uzatılmasını istiyordu. Oldukça istikrarsız görünen bir... Depli vekillerden oluşan bir heyeti Öcalan'la görüşmeleri için ve ateşkesin devam etmesi için gizlice Şam'a göndermişti. Özal tarafından gönderilmişiz, devlet bizi göndermiş. Hatta bizi karşılayan Şam'a indiğimizde kimdi biliyor musun? Enteresan gelecek. Türkiye Büyükelçiliği'nin, Şam'daki Türkiye Büyükelçiliği'nin ikinci adamı diyen siyasi müsteşar. Bizi karşılayan da oydu. Yani biz bir resmi heyettik aslında. Şimdi onun ölümüyle artık kayıtlara bile geçmeyecek olan bu elçilik misyonunun yerini suçlamalar alacak ve kimselere kendilerini anlatamayacaklardı. Özal bizimle görüştü. Şam'a ateşkes için bir grup milletvekiliyle birlikte Şam'a gittik. Yani bu ve biz risk alarak gittik. Tabii bir ateşkes vardı. Süre dolmak üzereydi. Gidin bunu uzatın. Biz bunların... Öcalan gelen vekillere Özal'ın öldürülmüş olabileceğini söyledi. Bu rivayet sonraki günlerde de çok gündeme gelecek ve tartışılacaktı. Bazı güçler Özal'ın bu çıkışından memnun olmadılar kürsünün çözümünün. Ve büyük ihtimalle Özal öldürüldü dedi. Sevgiyle selamlardan, candan ve muhabbetle kucaklıyorum. Kimileri için alışmak zaman alsa da, Çankaya'ya çıktıktan sonra muhalefetle hatta kurucusu olduğu ANAP'la kavgaya tutuşsa da, Özal sıcak bir insandı. Bizden, aileden biri gibiydi. Taraf yapılmış Semra Hanım'da. Her taraf güzel, imar edilmiş. Hadi bir kaset koy da şöyle bir neşelenelim Semra Hanım. Güç özgürlüğe çok önem verirdi. Düşünce ve düşünceyi ifade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü ve serbest teşebbüs. Yani serbest pazar ekonomisi. Ve işte şimdi sevenleri acısıyla tatlısıyla geçen koca bir ömrün ardından onu uğurluyordu. Turgut Özal bu ülkenin eski çağ dışı ekonomik yapısını kıran insandı. Türkiye'yi 1-2 yıl gibi kısa bir sürede canlandırıverdi. Kavramları değiştirdi. Adeta bir devrim yaptı. Türkiye'ye çağı yakalattı. Onunla birlikte bir dönemin kapanacağı besbelliydi. Peki Özal'dan sonra köşke kim çıkacaktı? En önde gelen aday tabii ki Başbakan Demirel. Uzun süre başbakanlık yapmış bir kişi var, tecrübesi var. Artık onun hakkıydı benim kanaatimce. Afet Han abi olamış. Afet Han, sıfır kurumu araz, postu, Afet Han abi. Sayın
Demirel'in hakkıydı Cumhurbaşkanı. Ben hakkı ona teslim ettim. Özal'ın ölüm haberinin Aydın'a ulaştığı andan itibaren işte bu fikir şekillenmeye başladı. Şimdi tabii Sayın Demirel'in Cumhurbaşkanı olma fikri her saat, her gün daha belirgin hale gelmeye başladı. Bu salı günü sabahleyin sizin temayülünüze uyarak Cumhurbaşkanlığına adaylığımı koyuyorum. Yolsuzluk iddiaları ortaya atılıyor, yıpratılıyordu, yorgundu. Bence faydalı da olabilirim düşüncesiyle, o birikimiyle. Çankaya fırsatı kaçırmak istemedi. Süleyman Demirel, 244 oy. Çankaya'nın farklı bir cazibesi vardır. Yetkisi azdır, ancak Cumhurbaşkanlığı başka bir şeydir. Kaderin cilvesine bakın. İki darbe atlatmış, darbe dönemlerinde asker tarafından yasaklanmış bir lider. Şimdi devletin tepesine çıkıyor, silahlı kuvvetlerin başkomutanı oluyordu. Ancak tabii iş bu kadarla da bitmiyor. Dengeler bir defa değişti ya, şimdi Demirel'den boşalan yere, yani DYP liderliğine kim gelecekti? DYP liderliğini kapan, başbakan koltuğuna da oturacaktı. Bu büyük yarış hemen başladı. Ben yokum diyorum arkadaşlar. Bayramdan sonra açıklayacağım. Ve adaylık yarışından çekiliyorum. Teşekkür ederim. Başta gelen aday Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk'tu. DYP'liler de onu istiyordu. Bundan daha normal bir şey olamazdı ki. Cindoruk da durumdan emin, Adalet Partisi geleneğinin biricik lideri olan Demirel'in kapısını çaldı. İcazet istedi. Ancak aldığı yanıt şaşırtıcıydı. Bana sen dedi meclis başkanı kal. Arkadaşlar bana çok inanmadılar. Benim bu işte kaçmakta olduğumu düşündüler. Vazgeçtiğimi görüyorum. Onlar da gitmişler Demirel'e. Sayın Demirel demiş ki, yani ben ona kendin karar ver gibi bir şey söyledim demiş. Yerleri dedi ki, o seni serbest bırakmış. Allah Allah, ben acaba yanlış mı anladım? Dedim, bir daha gittim Sayın Demirel'e. Dediği çok doğruydu. Kime ne söylesem kapıda konuşuyor. Onlara diyemezdim ki ben böyle düşünüyorum. Ama ben sana samimiyetle söylüyorum ki ana fikrim budur. E dedim, çok baskı var, ne yapayım? Sen dedi bir yurt dışına bir yere kaç dedi. Demirel Cindoruk'a yeşil ışık yakmamıştı. Seçime karışmayacağını söyledi. Ama yine de Cindoruk'un başbakanlığını istemedi. Parti kendi liderini seçmeliydi. Cindoruk liderinin isteğini yerine getirdi ve Rodos Adası'na gitti. Süreç hemen hızlanmıştı. En güçlü adayın, yani Cindoruk'un yarıştan çekilmesiyle birlikte adaylar birdenbire çoğalıverdi. Bir yanda Köksal Tok'tan, diğer yanda ANAP'tan kopan ama parti delegesinin henüz tanımadığı Bedrettin Dalan vardı. Üçüncü aday ise aslında o güne dek hiç hesapta olmayan bir isimdi. Partiye gireli daha 3 yıl olmuştu. Hiç kimse merdivenleri bu kadar çabuk çıkacağını da tahmin etmiyordu. Tabii insanın içinden bir istek geliyor da her şeyin hayırlısı olsun. Her şeyin hayırlısı olsun. Ama adaysınız tabii değil mi? Her şeyin hayırlısı olsun. Bayramdan sonra açıklayacağım. Bayramdan. Çinlerin adaylığı parti içinde heyecan yaratmıştı. Ancak heyecanın kaynağı biraz garipti. Zira henüz partililer tarafından yeterince tanınmıyordu. Liyakatı ve programından çok cinsiyetiyle umut oluvermişti. Niye bizi bunu istedik? Ben şöyle düşündüm. Yani
bir kadın imajıdır. Bir kadın, Türkiye yani bir Müslüman ülkede bir kadının, iyi eğitim görmüş bir kadının, profesörlük unvanını kazanmış, ekonomi profesörlüğü unvanı kazanmış bir kadını Türkiye Cumhuriyeti'nde başbakan olması Türkiye'nin imajını değiştirecek, etkileyecek dış dünya açısından. Kendisinin belli bir eğitimi de olduğuna göre o da önemli diye düşündüm. Benim için bir özenti miydi bilmiyorum ama bir Atatürk Türkiye'sinde bir kadın başbakan, yani benimsenen bir hususu benim için. İnşallah biz hayırlısıyla alacağız ve Doğru Yol Partisi'ni atağa kaldıracağız. Bunda iddialıyız. İnşallah. Biz Doğru Yol Partisi'ni atağa kaldıracağız. Benim gibi birçok arkadaşlar, ülkede bir hanımın, bir kadının cumhurbaşkanı veya başbakan oluşunun demokrasi için, demokrasi hareketi ve tarihi için önemli bir olay olduğu kanaatindeydi. Ben de öyle düşünüyordum. Medyanın tavrı o tarihlerde çok ilginçti. Gazeteler Leyden'in topuk sesleri manşetleriyle çıkıyordu. O zaman bir tek özel televizyon vardı. Televizyon sürekli Sayın Çiller'in programlarını yayınlıyor idi. Bir aday daha vardı. O da partililerin yıllardır tanıdığı, abi dediği İsmet Sezgin. İleriye gideceğine, 21. yüzyılı yakacağına olan inancımla huzurluyum. Daha evvel ben Sayın Demirel'e bunu söyledim yalnız. Bizim kongremiz eğer serbest bırakılırsa Sayın Çiller'i seçer. Benim izlerimi aldığım bilgi bu. Bana gelen arkadaşlar eğer sen olmazsan biz Çiller'i seçeceğiz dediler bana. O inanmadı buna. Bizim kongremiz dedi kadın üye seçecek henüz formasyonda değil. Bir kadının Doğru Yol Partisi genel başkanı olacağını umuyorum. Öbür ay sanıyorum ki o sırada İsmet Sezgin'i düşünüyordu. Belki açıktan bunu söylemedi, kulisine girmedi ama yakınlarına söylemiş oldu da duydum sonra. Doğru Yol Partisi'nin zafer bayrağını daha ilerilere, daha yukarılara çıkarmak için daha çok çalışacağım. Dalan, Demirel'in işaretiyle İsmet Sezgin lehine çekilince kongre günü salona 3 aday girdi. Ringin bir köşesinde Tansu Çiller vardı. Kimi gazete yazarlarına göre sarışın güzel kadındı. Hem ekonomi biliyor, hem iyi İngilizce konuşuyor, herkesle dost geçiniyordu. Daha ne olsundu ki? Şimdi de siyaset arenasında değişim rüzgarları estirecekti. Diğer köşelerde ise İsmet Sezgin ve Köksal Toptan gardlarını almış bekliyorlardı. Türk halkı genciyle ve kadınıyla bu değişimi beklemektedir. Bu değişimi istemektedir. Kongre günü Tansu Çiller ilk turda seçilemedi. Ama diğer iki adaydan çok daha fazla oy aldı. Leydi'nin topuk seslerini duyan Festin bayrağını çekiyordu. Kongrenin bu ortam ve koşullar içerisinde en iyi bulduğuna inanıyorum. Ve kongreye üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Ve bu adaylık yarışından çekiliyoruz. Teşekkür ederim değerli arkadaşlar. Sonunda kazanamayacaklarını görenler de Tansu Çiller'e katıldı ve sürpriz aday Kırat'a bindi. Demirel'e rağmen seçilmişti. Gün artık birlikteydi. Bir büyük mücadeleyi delegenin hür iradesinin tecellisine beraberce verdik. İsmet Sezgin abinin, Köksal Toptan kardeşimiz, hep birlikte biz biriz. Seveceğim, sempatik, böyle cana yakın bir profesör, bir iktisatçı.
bir arkadaşımızdı. Yani bir şeyimizdi, sevdiğimiz. Bana İsmet abi diyen, ben ona Tansu dediğim bir arkadaşımızdı. Kabineye beraber girdik. Kabineye girdiğimizde yani ona abilik yaptım ve hep abilik yapmaya devam ettim. Bazı sıkıntılar içerisinde olduğumuz dönemlerde, kendisinin bir takım üzüntülerinin olduğu bir dönemde ben hep ona abilik yapmaya çalıştım. Ekonomi profesörü iken 1990 Kasım'ında DYP üyesi olduğunda parti vitrinini süsleyeceği düşünülen Tansu Çiller, Çetin Ceviz çıkmıştı. Bir yıl geçmeden genel başkan yardımcısı olmuş, genel seçimlerin öncesinde partinin ekonomi programını açıklarken de herkese ev ve araba vaat etmişti. Gazeteyi açtım, iki anahtar vaat etti. Nerede vaat etti? İşte oradaki bir müteahhitin üstü açılabilen bir Mercedes'in içerisinde emanet alınmış. Orada seçim propagandasına çıkıyor. İki anahtar vaat ediyor. O günlerde Sayın Demirel'e sordum. Demirel'in bile haberi yoktu. Çiller'in partiye girdikten 3 yıl sonra genel başkanlığa yükselmesi siyasetteki bütün dengeleri değiştiriverdi. Asıl sorun ise başka yerde çıktı. DYP-SHP koalisyonunun diğer ortağı olan Erdal İnönü, Çiller ile yola devam etmek istemiyordu. Siyaset ve siyaset kültürüyle bir türlü yıldızı barışamamıştı. Siyaseti tümüyle bırakmak istiyordu. Beni her zaman muhalefet lideri olarak gördünüz. Ama yerel yönetimlerde iktidardık o başka. Ama şimdi en iyisi. İnönü'nün siyaseti bırakıp koltuğunu Murat Karayalçın'a terk etmesiyle dengeler bir kez daha değişiverdi. Ancak Çiller, SHP'nin yeni genel başkanı Karayalçın'ın koalisyonu sürdürme kararıyla derin bir nefes aldı. Sevgili seyirciler, Çiller'in kurduğu hükümet daha güven oyu almadan öyle bir olay yaşandı ki Cumhuriyet tarihinin en kara lekelerinden biri olarak anıldı ve hala da anılıyor. Öyle bir katliamdı ki kimler nasıl planlamış, devlet nasıl böylesine gaflet ve delalet içine düşmüş anlaşılamadı. Öyle bir kıyamdı ki siyasi İslam'a dönük kaygı ve kuşkuların miladı olarak anıldı ve hala da öyle biliniyor. Şimdi sizi tarihin o en sıcak Temmuz'una götürmek istiyorum. 2 Temmuz 1993'e Sivas Madımak Oteli'ne. Sivas'ta Pir Sultan Abdal şenlikleri için aydınlar, sanatçılar, Alevi, kanaat önderleri buluşmuştu. Paneller, konserler, imza günleriyle Pir Sultan Abdal'ı anıyorlardı. Ancak etrafta öyle bir hava vardı ki sanki birileri Alevilere bir ders vermek, hadlerini bildirmek istiyordu. Hayatını, mücadelesini ve kalemini eleştiri üzerine kuran, rüzgara karşı yürüyen Pir Sultan'ın savunduğu değerlerin mirasçısı da bir yazar, Aziz Nesin de o gün Sivas'a geldi. Aziz Nesin kısa süre önce Salman Rushdie'nin Şeytan Ayetleri kitabının Türk okuruyla buluşmasını sağlamıştı. Kitap İslam dünyasında kıyametler koparmış, Hümeyni Rushdie için ölüm fetvası vermişti. İşte bu nedenle Aziz Nesin'in Sivas'a gelişi kentteki radikal İslamcıları ziyadesiyle rahatsız etmişti. Şenlik öncesinde Sivas'ta hava gergindi.
konuklar gelmeden önce Sivas'taki radikal İslamcı basın son derece kışkırtıcı haberler yayınlamaya başlamıştı. Belediye hicret koşusu altında bir koşu düzenliyor. Atlet kılığında kente yüzlerce militan getiriliyor. Yurtlar, okullar tatil olmasına karşın dolu. Belediye çelmekleri dolu. Müslüman halkımıza diye bir bildiri yayınlanıyor. Bu bildiri de şeytan ayetlerine değiniliyor. Ve halkımız cihada çağrılıyor. O bildiriyi Sivas'ın yerel gazeteleri birinci sayfalarından tam fotokopi yapıp da çoğaltır gibi basıyorlar. Birinci gün etkinliğimizi konu eden haberler manşetlerden, sür manşetlerden yayınlanıyor. Müslüman mahallesinde salyangozu sattılar deniliyor. Sivas'ta ne yapılmak isteniliyor deniliyor. Aziz Nesin yine kim kustu deniliyor. 28 yıldır Pir Sultan Abdal Şenlikleri Banas köyünde kutlanır. Banas köyü Pir Sultan Abdal'ın köyü, orada kutlanır. Burada Sayın Vali Ahmet Karabilgin Bey bunu şehir içine aldı. Almış daha doğrusu. Benimle çünkü hiçbir irtibat olmadı. Ve bunu bir günlük şenliği de bir haftaya yaymış. Kültür Bakanlığı'yla beraber. Şimdi ve bir de Aziz Nesin davet edilmiş. Benim hiç haberim olmadı böyle bir hazırlıkta. Ve bir de heykel dikilmiş oraya. O heykele mesela bir tepki oldu. Ama esas Sivas'ta benim kanaatim tepki o zaman Aziz Nesin oldu. Nazım Hikmet'in aynı adlı şehrinden, Umut adlı şehrinden hazırladığı sokak oyunu var. Şenliğin onur konuğu Aziz Nesin'di. Kitaplarını imzalıyordu. Birden yanına bir haber ajansının muhabiri ve kameramanı geldi. Sorularıyla Aziz Nesin'i sıkıştırmaya... Ama efendim Selman Rüşdü'nün yazdığı kitapta Peygamber Efendimiz'in zevcelerine dil uzatma var yani. Bunun nasıl tartışma zemini olabilir ki? Ben onu onaylamıyorum, tasvip etmiyorum. Ve bu arada da çevrede toplananlar yazara küfretmeye başladılar. Bunu Allah söylemiş. Ben bu yani inan... Hayır, ne ben? Yok, neden saldırayım? Benim düşüneceğim. Duyuyorum işte. Gelsin Cezayir kadınlarımızı. Aziz Nesin'in korumaları ortam daha da gerilmesin diye ünlü yazarı hemen Madımak Oteli'ne götürdüler. İşin tadı kaçıvermişti. Sivas sokaklarında küçük küçük gruplar toplanmış, sloganlarla Aziz Nesin'i ve Alevileri protesto etmeye başlamıştı. Ateşlenmişti. Artık Sivas sokaklarında Fısıldı gazetesi dinin elden gittiğini, Aziz Nesin'in Müslümanlara hakaret ettiğini yayıyordu. Ancak asıl protestocu grup henüz Madımak Oteli'nin önüne toplanmamıştı. Zira kültür merkezinde Arif Sağ'ın bir dinletisi olacaktı. 1500 kişi bu konseri dinlemek için salondaydı. Birden kültür merkezi önünde biriken grup salona taşlar atmaya başladı. Kültür merkezinin önünde yoğunlaştılar. Nitekim orada çatışmaların olduğunu, kavgaların çıktığını, kitap sergilerinin dağıtıldığını, kitap satan arkadaşların kafalarının parçalandığını, kültür merkezinin camlarının kırıldığını, içeride Arif Sağ'ın dinletisini dinlemek üzere 1500 kişinin çoluk çocuk, kız, erkek, yaşlı insanların olduğunu, onların panik ve çığlık içerisinde halde olduklarını, kültür merkezinin içerisindeki gençlerin masaları
giriş kapılarına dayadıklarını, dışarıdaki saldırganların içeriye girmesine engel olduklarını öğrendik. Önceleri bu protesto edenlerin sayısı, gösterilere katılanların sayısı çok az. Sadece emniyetin dağıtıp olaylar kapatacağı miktarda. Ama bir türlü dağılmıyor. Ve gittikçe işte kültür merkezinden Sivas 4 yola kadar kalabalık sloganları ata ata, Aziz Nesin Aleyhtar sloganları ata ata kültür merkezine oraya kadar gidiyor. Ve en son ya Aziz Nesin'i arayıp duruyorsunuz galiba, Aziz Nesin şu otelde diye birileri fısıldıyor kalabalığa. Durum giderek gerginleşiyordu. Militanlar otelin önünde toplanmış, sloganlar atmaya başlamıştı. Atılan sloganlar da artık Aziz Nesin'i aşmış, devlete ve rejime uzanmıştı. Bu arada belediye başkanının konuştuğunu duyduk. Temel Karamollaoğlu söze şöyle başladı. Müslüman kardeşlerim, gazanız mübarek olsun. Bu söz arka onu dinleyen binlerce insanı yeniden galayana getirdi. Nitekim şunları da söyledi. Bu heykel gidecek. Ki sultan heykeli olduğu iddia edilen heykel kaldırılacak. Bu şenlikler iptal edilecek. Ve kente bu nedenle gelmiş olan insanlar kenti terk edecek. Kendinden geçen bu grup cuma namazından çıkanların da katılmasıyla iyice kalabalıklaştı. Oteli taşlamaya başladı. İçeridekiler iyimserliklerini koruyorlardı. Otele yağmur gibi taş yağıyordu ama nasıl olsa olaylar bastırılır sanıyorlardı. İşte o arada Aziz Nesin Ankara'yı aradı. Bakın dedi Sayın İnönü, dışarıdan gelen slogan seslerini ve camlarda patlayan taşların, kırılan camların seslerini işitiyor olmalısınız. Bizi kurtarın. Aldığı yanıt da oydu ki hiç merak etmeyin Aziz Bey, gerekli tedbiri aldık. Oteldekiler artık her an linç edilebilecekleri kaygısıyla kendilerini savunmaya karar verdiler. Aziz abi hemen bir yer ayarladılar ve oraya oturttuk. Ben de kapıda nöbetçi durumuna geldim. Herhangi bir şey olursa sizin gibi gençlerimiz hemen lobinin üstünde sandalyelerin kırarak ayaklarını sopa gibi. Yani başka silahımız yoktu. Yani gelecek olanlara sopayla müdahale edilecek diye gençler aşağıda bir barikat oluşturdular öyle. Yukarıda da işte bizler kendimizce herkes bir şeyler yapmak istiyor. Saatler geçtikçe moral bozuluyor. Beni böyle çok hüzünlendiren Asım Bezirci'nin elindeki elbise askısıydı. Sopa yerine elbise askısı. Öyle bir bekleyişti. Onlar hep aynı katta. Elbise askısını gösteriyor. Kimse beni kolay kolay linç edemez. Elindeki elbise askısını gösteriyordu. Yani orada uzun, çok sakin, uzun bir bekleyiş oldu onlar için. Tam o sırada rehinelerin biricik umudu olan askerler geldi. Artık kurtulduk dediler. Ne de olsa askerin ideolojisi, siyaseti olmazdı. Komutanla bir iki kişinin konuştuğunu görüyoruz. Ne konuştuklarını bilmiyoruz. Askerleri orada bırakıyor. Komutan arabasına biniyor ve çekip gidiyor. Ve çekip gidiyor.
Kısa bir süre sonra katliamın rengi de gerçekten belli oldu. Oteldekiler canlı canlı yakılacaklardı. İçeriye yanma alırım. Senin ateşin içeriye ben de. Cehennem ateşi işte. Öyle bir alev ki merdiven boşluğunda canavar dili gibi döne 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 simsiyah içerisindeki kırmızılıklarla birlikte yükseliyor. Büyük bir gürültüyle birlikte yükseliyor. İnsanların çığlıkları birbirine karışıyor. Herkes birbirine çarpıyor. Kim nereye gideceğini bilemiyor. Artık Madımak Oteli'nde can pazarı vardı. Herkes canını kurtarmaya çalışıyor. Birdenbire ateş ve duman feryadı birden sanki el ele geliyor habire üstümüze üstümüze. Aziz Abdest 80 yaşını aşmış o civarda. Kalp ameliyatı olmuş, ağır hareket eden bir yapısı var. Ona mutlaka benim destek vermem gerekiyordu. Elinden tuttum. Böyle tam merdiven başına geldik. Aşağı inenlerin büyük bir çığlıkla yukarıya tekrar akın edişleri. Hemen bizim onların o taşkın gelişlerin ayak altında kalmamak için Aziz abiyle tekrar çıktığımız odaya girdik, kapıyı örttük. O çığlık sesleri belki 3-5 dakika sürdü ve sessizliğe gömüldü. Yaşamak bu yangın yerinde, her gün yeniden ölerek. Abi çıkarsak, yan odaya geçersek belki kurtuluruz dedim. Durmayalım dedi. Elimi kapı koluna attım, elim yandı çünkü artık o aşamaya gelmiş. Hırkam vardı, hırkamı kafama sardım, kolunu eldiven gibi yaptım. Aziz abinin elinden tuttum, o da kendi hırkasını başına geçirdi ve kapıyı açar açmaz müthiş bir sıcaklık, duman ve alev bizi hemen aldı. İmdat çığlığı atmaya başladım. Bizi gören birileri efendim çatıya çıkın diyor. Çatıya çıkma şansımız yoktur, içeri yanıyor. İşte tam bu sırada otelin bitişiğindeki binanın apartman boşluğunu keşfettiler. Apartman boşluğuna atlayanlar canını kurtarabilecekti. Ancak gözü dönmüş militanlar da orada bekliyorlardı. Bizi içeri almadılar. Sopalarla ittiler tekrar. Sonra biri yaşlı bir adam geldi ve çıkardı. Sonra öğrendim ki o Büyük Birlik Partisi'nin il başkanıymış. Tabii duvarlardaki afişlerden falan anladık ki biz Büyük Birlik Partisi orası. Aziz Nesin o kadar şanslı değildi. Nihayet otele yanaştırılan itfaiye aracından aşağı doğru inerken görevi onların hayatını kurtarmak olan itfaiye görevlisi Nesin'i bileğinden tuttuğu gibi aşağı attı. Başı böyle açıldı. 3 tane daha itfaiye görevlisi Allah yarattı demeden yumruklamaya başladılar. Nasıl vuruyorlar? Tam o sırada bir komiser çıka geldi. Aziz Nesin'in linç edilmesini tek başına işte o komiser önledi. Nesin'i aldığı gibi bir polis arabasına bindirdi ve kalabalığı yararak hastaneye gitti. Bir düş gördüm geçenlerde, görmez olsaydım, ah olsaydım. İçime şeytan girdi sandım, keşke hiç
uyumasaydım. Keşke hiç uyumasaydım. Asker bizi kurtarmadı, polis de bizi kurtarmadı. Kurtarabilirlerdi. Havaya ateş açmak yeterdi. Ses bombası, sis bombası atmak yeterdi. Göz yaşartıcı bomba atmak yeterdi. Bir helikopterin yukarıda dolanması yeterdi. İtfaiyenin tazikli suyu yeterdi. O kitleyi dağıtmak için devletin elinde ateşe başvurmadan başvurabileceği onlarca araç ve olanak vardı ama bunların hiçbirini kullanmak lazım. Dallar sardılar, kan oldular, kesip bitenler, durdu nefesler ama hala dimdik ayakta, ayaktalar, dimdik ayakta. Katliama devletin göz yumduğu belki kanıtlanamaz bir iddiaydı ama ihmal ve gaflet kayıtlara geçen bir saptama oldu. 01 itibariyle son durum. Toplam ölü sayısı 35. Kimlikleri belirlenen ölü sayısı 21. Toplam yaralı sayısı 60. 4'ü ağır yaralı ameliyata alındı. Valinin söylediği çok ilginç bir söz vardır. Beni emniyet müdürü ve jandarma alay komutanı aldattı dedi. Sürekli müdahale edin dediğimde halkla güvenlik güçlerini karşı karşıya getirmeyin, bu kaybolur, kendiliğinden sönecektir dendi. Tam taşkınlığı kaç safhaya vardığında bu sefer de bu iki yetkili biz artık müdahale edecek durumda değiliz, gücümüz buna yetmez dedi. ...1993 yılını işte böyle yaşadık. Kimilerine göre 28 Şubat sürecine gidişin başlangıcıydı. Cinayetler, katliamlar, suikastler, değişen liderler, dönüşen ve iç savaş ortamını yaşayan bir Türkiye. Önümüzdeki yıl 1994 çok daha büyük can kayıplarının, dev bir ekonomik krizin yılı olacak. Kürt muhalefetine sadece yasal soruşturma ile yetinmeyen derin devletin içindeki kimi grupların suikast, bombalama, infaz ve işkencelerinin gündeme geleceği bir döneme giriliyordu. Geçen yıl 1993 Türkiye için kara bir yıl olmuştu. Terör gündemin birinci maddesiydi. Bir yanda PKK köyleri basıyor, katliamlarla adeta korku imparatorluğu kuruyor. Diğer yanda devlet yüzü kara PKK'lı avına çıkıyordu. Ne hukuk düşünülüyordu, ne demokrasi, ne de insan hakları. PKK'ya yardım edenin, hatta selam verenin sorgusuz sualsiz vurulduğu bir döneme girilmişti. Bugün size 1994'ü anlatacağım. Terörle mücadelenin yanı sıra politik skandalların ve dev bir ekonomik krizin yılıydı bu. Asıl fırtına ise milli görüşçülerin iktidar yürüyüşünün başlamasıyla koptu. Bütün bu yaşananlardan nasiplenen, gitgide güçlenen Refah Partisi'ydi. O büyük sürprizini yapmaya hazırlanıyordu. Yeni partiniz mübarek olsun. Oyunu bozmak için Refah Partisi. O yılın ilk büyük sürprizini o güne kadar adları hiç yolsuzluğa karışmamış olan Sosyal Demokratlardan çıktı. Söz konusu skandalın üç sacı ayağı vardı. Bir ucunda siyaset, diğer ucunda yolsuzluk ve nihayet sonuncu ayakta ise aşk, ihanet ve entrika. Türkiye dolu dizgin seçim satım haline girerken Sosyal Demokratlar bu skandalın gölgesinde terliyordu.
her şey aldatıldığını ve yüzüstü bırakıldığını düşünen bir kadının düğmeye basması ve yüksek sesle itiraz etmesiyle başladı. Sosyal Demokrat Halkçı Parti, yani SHP, 1989 yılındaki yerel seçimlerde fırtına gibi esmişti. Birçok büyük kentin yanı sıra İstanbul'da da belediye seçimlerini kazanmıştı. Kazanan Nurettin Sözen'di, belediye başkanıydı. Sözen ve Sosyal Demokratlar namus sembolüydüler. Her şey denebilir ancak onlara yolsuzluk lekesi sürülemezdi. İşte bu rüya bu skandalla yıkıldı. Zira skandalın odağı ve kötü kokuların yayıldığı yer belediyeye bağlı çalışan su ve kanalizasyon idaresi, yani İSKİ'ydi. İstanbul'un altyapısını elden geçiren İSKİ dev bütçelerle çalışıyordu. Genel Müdürü Ergun Göknel'di. Ergun Göknel bir akşam mesai bitiminde yine evine gitti. Yine kapıyı eşi açtı ve yine birlikte akşam yemeğine oturdular. Ancak ne olduysa işte o yemekte oldu. Türkiye'yi ve sosyal demokratları sarsacak, gözden düşürecek skandalın fitili o akşam yemeğinde ateşlendi. Bana ayrılma teklif etti. Tabii ben o anda düşüp bayılmışım. Ergun Göknel, İSKİ'de çalışan ve kendisinden 29 yaş küçük olan Feray Karvar'a aşık olmuş. Şimdi de 22 yıllık eşinden boşanmak istiyordu. Nurdan Erbuğ'u bayıltan gerçek işte bu. Göknel anlaşmalı boşanmak için eşine tazminat ödemeye de hazırdı. Nitekim pazarlıklar uzun sürdü. İşte bir miktar üzerinde anlaştık ve sessiz sedasız ayrılmayı taahhüt ederek anlaştık. Yani bunun toplamı aşağı yukarı $1 milyon civarında bir şey. Üzerinde anlaşılan para bir belediye bürokratı için dudak uçuklatacak cinstendi. Zira Göknel'in İSKİ'den aldığı genel müdür maaşı belliydi. Peki bu değirmenin suyu nereden geliyordu? Bu soru skandalın anahtarı oldu. Konuşma, bunu açıklama dedi. Fakat ben açıkladım. Ergun Göknel ihanetinin bedelini pahalıya ödeyecekti. Nurdan Erbuğ'un kırılan gururu parayı aldığı halde ona her şeyi söyletmeye başladı. Artık gazete gazete geziyor, hem eşinin yasak aşkını anlatıyor hem de değirmendeki suyun nereden geldiğini sorguluyordu. Kaçırıyor parayı. 3 tane avukat var. Kendi oturuyor da gördünüz mahkemeye avukatın mal bildirinde bulundu. Onların bir sürü şeyleri var. Versin, borç alsın versin, ben nasıl verdim? Medyanın tabii hemen iştahı açıldı. İlgisi arttı ve olanlar oldu. Sayın Başkan, Sayın Başkan. Ne hakla benim evime giriyorsun? Ayıp değil mi? İletişim aracı bu mudur? Efendim, biz sadece sizin idarecinle görüşmek, soru sorar mı? Evimde olur mu? Biz basın olarak görevimizi yapıyoruz Sayın Başkan. Bu durumdan en çok rahatsız olan kişi de Göknel'i o mevkiye atayan insan. O arkadaşımızın özel olarak benden randevu aldı, geldi, söyledi. Ben işin açıkçası belli bir noktadan sonra kendisiyle, benim biraz da bu yapısal özelliğim, her türlü iletişimi kestim. Hiçbir şekilde yani görüşme talebini de kabul ettim. Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşandı. Namuslu, temiz bir siyasetçi olan Nurettin Sözen, İSKİ Genel Müdürü'nün görevden alınması ve hakkında soruşturma açılması için kendi bürokratını İçişleri Bakanlığı'na şikayet etti. Ancak Sözen büyük resmi görememişti.
Bu olay medya için bulunmaz bir fırsattı. Düşünebiliyor musunuz? Hem yolsuzluk, hem aşk, hem de aldatma vardı işin içinde. Fakat basın o aldatmayı iki insan arasındaki özel bir ilişki gibi değil, SHP'nin halkı aldatması olarak manşetlere taşıdı. Ve olay kısa sürede üç kişi arasındaki bir aşk üçgeni olmaktan çıktı, siyasi bir krize dönüştü. Gökner, eski eşine ödediği tazminatı acaba rüşvetle mi elde etmişti? İski ihaleleri SHP'nin kasasına mı inmişti? Parti finansmanında mı kullanılmıştı yoksa? İhalelere fesat mı karışmıştı? Hangisi? Dedikodu kazanı kaynamaya başladı ve her gün ortaya yeni bir iddia aldı. İSKİ'nin bizim dönemimizde keşfedilmiş bir olay değildir. Çünkü katılan bir kısmı zaten partili. Yani BD müteahhitleri, İSKİ müteahhitleri insanlar bir kısmı zaten partili. O partililer de böyle bir iş alınca bir bağış yapmayı uygun görmüşlerdir. Ben Büyükşehir Belediyesi'nde böyle bir şeyde tanık olmadım. Bir başka deyişle, genel merkezin bağış makbuzunun rengini bilmem. Yani nasıl bir bağış makbuzu bilmem. Benim önümde ve benim yanımda bir tek böyle bir işlem yapılmamıştı. Ama bir bağış alındığı doğrudur. Yüksek fiyattan mal sattığı kimseden aldığı paranın nereden alındığını ve parasının kime ödendiğini bilmiyor. Bu bağışların ve bilet satışların tümünden Nurettin Sözen'in de bilgisi var. Skandalın sonunda Nurettin Sözen, Ergun Gökner, bazı İSKİ yöneticileri ve müteahhitler farklı davalardan yargılandı ve sonunda Ergun Gökner, İSKİ'ye fahiş fiyatla klor satın aldırdığı ve zimmet suçlamasıyla iki ayrı davadan hükümlendi. 11 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı. İlginç olansa mahkemenin verdiği son karardı. Nurdan Erbu kocasına bir taahhütte bulunmuştu. Sessiz kalacaktı. Kimseye bir şey anlatmayacaktı. Ama kendisini tutamamış, öfkesinin kurbanı olmuştu. Beynimin boşalması lazım. Çok yorgunum. Herkese her şeyi anlatmıştı. Bunun üzerine mahkeme Nurdan Erbu'nun aldığı 700 bin dolara mali şube aracılığıyla el konmasına karar verdi. Yani hem kocası gitti hem de aldığı tazminat. Ne var ki asıl fatura SHP'ye kesildi. Seçmende SHP'li yerel yönetimlerde rüşvet ve yolsuzluk olduğuna ilişkin ilk defa böylesine kesin bir ön yargı oluştu. SHP ve Sosyal Demokratlar bu şekilde seçmenin gözünden düştü. Sosyal Demokratlar prestij kaybederken koalisyon ortağı DYP'nin yeni patronu Tansu Çiller'in durumu da çok farklı değildi. Başbakanın Amerika'da milyon dolarlık gayrimenkulü olduğu birden ortaya çıkıverdi. Herkes şaşırdı. Çünkü Çiller'in yurt dışındaki mal varlığından o güne kadar kimsenin haberi olmamıştı. Gazeteciler hafiye gibi çalıştı. Başbakanın Amerika'daki gayrimenkullerinin toplam değerinin 7 milyon doları geçtiği ileri sürüldü. Bu zenginleşme, Çiller'in üstelik devlet bakanlığı döneminde yaşanmıştı. Dahası Çiller başbakanlığa aday olduğunda mal beyanında bulunmuş ancak Amerika'daki bu mallardan söz etmemişti. Gözler hemen başbakana ve eşi Özer Çiller'e çevrildi. Tansu Çiller, mal varlığındaki bu olağanüstü artışı, 1973'te babasından kalan 29 bin doları hep verimli alanlarda işletmesine bağladı. Ama kamuoyu tatmin olmadı. Nitekim huzursuzluk hemen başladı. Bu kadar gayrimenkule bir insan nasıl sahip oluyor? Ve iki gayrimenkul toplam 15 milyar 500 milyon Türk lirası bedelle sahiplerinden satın almıştır. Doğru Yol Partisi bundan sonra şu sürece girmiştir.
genel başkanın mal varlığı başta olmak üzere iktidarı döneminde yapmış olduğu eylemlerden ortaya çıkacak soruşturmalarla uğraşacaktır. 50'den fazla il, 400-500'den fazla ilçe feshedildi. Maalesef parti dışından bir takım kişiler partiye deben olmaya başladı. Bunun başında da Sayın Çiller'in beyefendisi Özer Bey geliyordu. Ve artık parti o sadece ön seçimi kazanmayı, kongreyi kazanmayı amaçlayan bir görüş içerisinde yöneltilmeye başladı. Maalesef Sayın Çiller hakkındaki iddialara bir yanıt veremedi. Yanıt veremedi. Doğru Yol Partisi de bir şeylerin içerisinde, yani bir suistimallerin içerisinde görüldü. Ve bir takım servetinin de hesabı verilemedi. Yahut da verilse bile çok komik bir şekilde cereyan etti o. Efendim yetkisiz aldınız. Yani ben çekim iki görmedim, almadım. Medyanı yaladım. Bizzat ben verdim efendim. Yazın oğlunuzun Kuşadası'nda siki yapası tuttu. Siz emir verdiniz, biz de bir tane jet sikimizi verdik. Fakat oğlunuz geri getirmediği için demirbaş listesinde bir sikimiz eksik çıkıyor beyefendi. Berk! Berk'tin baba, beni mi çağırdın? Bu motoru nereden buldun Berk? Polis amcalardan istedim, verdiler. Vermezsen annem seni sürdürür lafımın etkisi de çok oldu. Oğlum böyle milletin bir şeysini alıyorsun, geri vermiyorsun, medyada büyütüyor, skandal yapıyor. Bak devlet amcalar gelmiş, bunların da sikisini almışsın, jet sikisini vermemişsin. Kısa bir süre sonra Tansu Çiller'in yönetim şekli de parti içinde büyük sorunlar yaratmaya başladı. Birdenbire başbakan oluyor, onun etrafını bir sürü dal kavuklar alıyor. Birdenbire ne kadar güçlü olduğunu fark ediyor. Üstelik bir kadın. Tabii kadın olduğu için kocasına da ihtiyaç duyuyor. Adeta ülkeyi tabii karı koca biçiminde yönetiyorlar. Tansu Hanım telefon açtı bana. 5 ayı falan geçti bu arada tabii. Sağlık Bakanlığı. Dedi ki gelebilir misiniz bana kadar? Tabii Sayın Başbakan, gittim. Dedi ki sizi müsteşarı değiştirmek istiyoruz dedi. Anlamadım dedim. Sağlık Bakanlığı müsteşarını değiştirmek istiyoruz dedi. Peki kimi getireceğiz dedim. Bakanlık içinden bir genel müdürü söylediler. Ben bir düşüneyim, izin verirseniz dedi. Düşünün ama bunu böyle yapalım dedi Tansu Hanım. Artık Tansu Hanım yani başbakan. O kongre öncesi havası gitmiş, astık, kestik. Meğer bütün bakanların müsteşarlarını Tansu Hanım ve eşi atıyorlarmış. Benim haberim yok bunlar. Kimse de bir şey söylemiyor. Hatırlayacaksınız ihale dosyalarının başbakanlık konutuna taşınması, orada kararlar verilmesi, ailenin diğer fertlerinin siyasete ve bürokrasiye aşırı müdahil olması, neredeyse bu işin içerisine girmesi, gölge başbakan gibi davranması, bütün bunlar Tansu Çiller döneminde ortaya çıktı ve bir hastalık olarak da Türk siyasetine yapışıp kaldı. Bir defaya mantık olmak üzere eklerce olmayacaktır. 3 ay sonra bakacağız, tutmazsa yeniden ayarlama yapacağız. Hayda! Bu kötü durumda hiçbir günahı olmayan vatandaşlarımız en ağır biçimde ezileceklerdir. Aslında Çiller'in başbakanlıktaki o ilk günlerinde hepimiz onun imajına hayrandık. Rüya gibiydi. İyi eğitimli, kendinden emin, güzel, sarışın bir başbakan. Bizim modern bayrağımız olmuştu. Yabancı televizyonlarda nefis İngilizcesi ve modern görüntüsüyle liderleri ve tabii ki bizi kendine hayran bırakıyordu. Ama zaman geçip iktidar yürüdükçe o imaj dağılmaya başladı. Bir de bunun üzerine 5 Nisan kararları patlamaz mı? Nisan ayında Türkiye öylesine büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya kaldı ki ülke bir anda, ama hakikaten bir anda fakirleşiverdi. Hükümetin kaynağı, paraya ihtiyacı vardı ve daha ucuza borçlanabilmek için de faizleri düşürmek istedi. Ancak parası olanlar bu atılan adımdan son derece rahatsız oldular. Çünkü hükümete güvenemiyorlardı.
güvenemediğinden de sistem işlemedi. Kimse düşük faizle devlete borç vermeye yanaşmadı. İhaleler bunun üzerine ardı ardına iptal oldu ve sonunda Türkiye kendini krizin içinde buluverdi. Devlet Planlama Teşkilatı'nda ki arkadaşların da etkisiyle faizleri birden düşürdüler. Öyle hatırlıyorum ben. Faizlerin daha düşmesinin uygun olmadığı bir dönemde faizlerde yarım puan mı, bir puan mı, bir buçuk puan mı düşürdüler. Bundan sonraki 3 ay bir değişme dönemi olacaktır. Bir geçiş dönemi olacaktır. Türk lirasının dolara kaçışını durdurmak için mecburen faizler yükseltildi. O güne kadar görülmemiş bir rakama çıktı. %150'lere vurdu. Oysa herkes ekonomi profesörü olan Çiller'in ekonomiyi çok iyi yöneteceğini düşünmüştü. Acaba krizin nedeni başbakanın kendine olan aşırı güveni miydi? Benim Sayın Çiller'de gördüğüm o kurumları küçük görme duygusudur. Bazı bilim adamlarımızda bu vardır, iktisatçılarımızda da vardır. Ah bir ben bu işe el koysam, şunu yapsam. Oradaki mukavemetleri bilemezler. Siyasetin getirdiği orada başka birikimler vardır. Ekonomik göstergeler vardır. Gerçekçilik vardır, gereklilik vardır. Türkiye'de sol siyaset zaman zaman bu hataya düşmüştür. Güven bir defa sarsılmıştı artık. Piyasalar ve halk panik içindeydi. Başbakanın Merkez Bankası'nın duruma müdahale etmesini engellemesi bu paniği daha da arttırdı. Ülkenin döviz rezervleri birkaç ay içinde 7 milyar dolardan 3 milyar dolara indi. Sonunda dolar %100'e yakın pahalandı. Türk lirası %100 devalüe oldu. 4 parça 100 bin lira. O devalüasyonun ardından Merkez Bankası Başkanı istifa etti. Zaten 6 ay oluyordu aşağı yukarı geleli. Rüştü Bey'in istifasından sonra Bülent Bey gelmişti. O da istifa edince bir boşluk doğdu. Yaklaşık bir ay süren bir Merkez Bankası Başkanlığında bir boşluk oldu. Sonunda bana teklif ettiler Merkez Bankası Başkanlığı'na. Ben de kabul ettim. Artık ekonominin dizginleri boşalmıştı. Üstelik hükümetin önünde yerel seçimler vardı. Seçim öncesi alınacak tasarruf tedbirleri belki felaketi hafifletebilirdi. Ancak hükümet seçim öncesinde bu adımı atmadı. Kapanması gereken muslukları seçimi kazanmak için aksine açtı. Cari açık rekor düzeye 6 milyar dolara yükseldi. Bu o güne kadar görülmemiş bir rakamdı. Türkiye'nin kredi notu arka arkaya düşürülmeye başlandı. Ülke tam bir kısır döngüye girmişti. Ocak ayında 15 bin lira olan dolar kuru Nisan ayında 38 bin liraya yükseldi. Yerli ve yabancı bankalar kredi vermeyi kesmiş, şirketler iflasın eşiğine gelmişti. Milyonlar işten çıkarılmaya başlandı ve kriz bir anda ülkeyi teslim aldı. Bu kararlar esas itibariyle zam kararlarından oluşmaktadır. Bütün bu kargaşanın sonunda tarihe 5 Nisan kararları olarak geçecek bir tasarruf paketi çıktı. Kararların alındığı gece yarısı İçişleri Bakanı da Başbakanlık konutuna çağrıldı. Halbuki onun orada işi yoktu. Bakan toplantı başlayınca neden oraya çağrıldığını hemen anladı. Zira tasarruf paketinin büyük iflaslara, büyük kaçışlara yol açabileceğinden korkuluyordu. Niçin ben İçişleri Bakanı olarak çağrıldım oraya? Bu arada havaalanlarından bazı panik olmasın, bazı kişiler kaçıp gitmesin. Veyahut da bir devalüasyon var ya, ekonomik. Bana verilen görev buydu. Ben de onu uyguladım. İnsanların ülkeden kaçabileceğini düşündürten bu kararlar çok ama çok ağırdı. Türk lirası o gün yeniden devalüe edildi. Kriz sürecindeki toplam değer kaybı %150'leri bulmuştu. Ücretler donduruldu. Çiftçilere dönük bütün destekler kaldırıldı.
devletin personel alımı durduruldu ve ek vergiler konuldu. İlk aşamada Sümer Holding'in 7 işletmesi, Petkim'in yarımca tesisi, Petlas AŞ, TÜRBAN'ın işlettiği 5 şehir oteli, Testaş'ın Aydın işletmesi, Haliç Camialtı ve Alaybey tersaneleri ve Ekbalık Kurumu'nun bazı kombine ve işletmelerinin faaliyetlerinin durdurulması kararlaştırılmıştır. 5 Nisan kararları kamuoyuna açıklanırken koalisyonun iki ortağı Çiller ve Karayalçın kameraların karşısında yan yana oturuyorlardı. Çiller krize karşı önlemleri okuyor, Karayalçın ise dinledikçe şaşırıyordu. Şimdi olacağım. Zira başbakan önceden hiç konuşulmamış, SHP'nin haberi bile olmayan tasarruf önlemlerinden bahsediyordu. Karayalçın orada renk vermemeye çalıştı ama şok olmuştu. Özelleştirme imkanının bulunmaması halinde Karabük Demir Çelik işletmelerinin üretimi yıl sonunda durdurulacaktır. Sayın Başbakan, Karabük Demir Çelik fabrikasının yıl sonuna kadar ya satılacağını ya kapatılacağını söyledi. İkincisi Kırşehir'deki Petlas'la ilgili, üçüncüsü de maden ocaklarına ilişkindi. Bunlar önceden tartışmamıştık. Birlikte bir basın toplantısındaydık. Sayın Başbakan bunları söyledi. Bunlar benim bilmediğim şeylerdi. Karara bağlamamış şeylerdi. Tabii ki çok üzüldüm ama benim orada bir tepki göstermem, buna müdahale etmem tahmin edebileceğiniz gibi doğru olmazdı. SHP ağırlığını koyunca Petlas ve madenler kapanmadı. Karabük Demir Çelik Fabrikası da işçilere devredildi. Deprem öylesine büyüktü ki sanayinin iki devi Vehbi Koç ve Sakıp Sabancı, başbakanı belki de Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa cumhurbaşkanına şikayet ettiler. Demirel'den olağanüstü hal ilan ederek ekonomiye el koymasını istedi. Biz sanayiciler, biz üretenler, biz verenler, siz yiyenlere diyoruz ki gelin, gelin bizi dinleyin. 5 Nisan kararları sonrasında 3 bankaya el kondu. Enflasyon 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez %149'u buldu. Ülke o yıl %6'dan fazla küçüldü. 500 bin kişi işsiz kaldı. Dövizle borçlananlar arka arkaya iflas etti. Ülke haciz ve icralarla sarsıldı. Dövize yatırım yapan büyük bankalar kazandı, halk yoksullaştı. Türkiye yakın tarihinin en büyük ekonomik krizini işte böyle yaşadı. Bu öyle bir sarsıntıydı ki 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ekonomi ilk defa bu kadar küçülüyordu. Ve 1994 yerel seçimlerine de bu ortamda gidildi. Tabii bu yaşananların bir suçlusu, bir sorumlusu olmalıydı. Birileri hesap vermeliydi. Seçmen çok kızgındı. Denenmişlerden artık fayda yoktu. Sandıkta bir başka umut aranmalıydı. Ve işte o umudun adı Refah Partisi ve onun adil düzeni olacaktı. Ey taklitçiler! Kaçacak hiçbir yeriniz yok. Erkekseniz çıkın karşıma. Necmettin Erbakan ve arkadaşları 1967'de İslamcı söylemleriyle ortaya çıkmışlar. İdeolojilerini de milli görüş diye adlandırmışlardı. Daha dindar ve muhafazakar bir Türkiye istiyorlardı. Laik kesimler de işte bundan dolayı onları umacı gibi görüyordu. Konuşmalarda Erbakan Hoca'nın bir ifadesi vardı. İnananlarımız var. Bizim inananlarımız var. Diğer partilerin seçmenleri var. Bu söz sanki Erbakan ayrımcılık yapmak istiyormuş gibi yorumlanmıştır. Yanlış. Yani inananlar, inanmayanlar. Müslüman olanlar, Müslüman olmayanlar şeklinde hep yorumlanıp gitti. Öyle değil. Türkiye'nin kendi gücüyle kalkınacağına inanmak ve her işi planlı, programlı çalışma yaptığı takdirde başaracağına inanmak. İnanmaktan kasıt buydu. Bunu anlatmaya çalışıyordu. Ayasofya içinde toplanmak üzere Allah'a emanet olun ve selam olsun. ...14 yaşında delikanlı tabancayı çekiyor, okuduğu sınıfa giriyor, orada insanları öldürüyor. Bu satanistler,
babaannesinin kolundaki bileziği alamadım diye bileğini kesip bileziğini alan torunlar. Bu milletimizin derdidir, sıkıntısıdır. İşte bütün bunların giderilmesi için ciddi bir iktidara, maddi ve manevi ihtiyaçları giderecek olan iktidara ihtiyaç vardı. Ya Allah diyecek halkı. Erbakan dindar kesimler için simge bir isimdi. Ama irtica denilince devlet katında akla gelen ilk isim de belki yine oydu. Hapislerle, cezalarla ve iki defa partisinin kapatılmasıyla geçen bir siyasi geleneği temsil ediyordu. Kadayıf'ın halkının çıkarmasını bekleyeceğiz. Bunu beklemekte fazla. Milli gözlü diğer partiler batı taklitçisidir ve işbirlikçidir. Bilmeden Siyonizme hizmet eden kuruluşlar halindediler. Ne yazık ki. Bu sebepten dolayıdır ki millet aradığını milli görüşte buldu. Her zaman imkan buldukça milli görüşe dört ele sarıldı. Milli görüşü kısa zamanda iktidara getirdi. Birçok defalar onu iktidardan uzaklaştıran engellere mukabil tekrar tekrar iktidara getirdi. Şimdi bu 1994 hamlesi, biz buna ikinci şahlanış diyoruz. Bunun temelinde yatan sebep tılsım milli görüştedir. Milli görüşün diğer görüşlere nazaran çok önemli farkları var. Bunlardan bir tanesi milli görüş maneviyatçıdır. Diğerleri maddecidir. Maneviyat olmadan saadet olmaz. Milli selametin yola çıkartılan hakiki kalkınma trenidir. Erbakan ve arkadaşları 1967'den beri siyasette vardı. Bu son yerel seçimleri öncesinde başta İstanbul'un varaşlarındaki yeni ilçeler olmak üzere çeşitli illerde de belediyeler kazanmışlar, başarılı çalışmalara imza atmışlardı. Ve şimdi de gözlerini dindar seçmenlere değil, farklı bir kitleye dikmişlerdi. Tabii bizim toplumumuzda mağdurlar, ezilen insanlar, dışlanan insanlar, fakir insanlar, katılmayan, daha sonra işte Taşralı iktidarı falan diye isimlendirilen bu kesim de yoğun bir şekilde bizim etrafımızda toplandı. Onlar da hırslanmışlardı tabir yerindeyse ve bize destek verdiler. Herkes refah iktidarına hazır olsun. Refah iktidarı denenecek. Refah iktidara gelmeden Türkiye'de huzur ve istikrar olamaz. Erbakan çizgisindeki eski tüfekler için partide aksakallılar denirdi. Ama bu dönemde Erbakan yaklaşımını değiştirdi. Yenilikçiler denilen daha genç, daha vizyon sahibi, dünyadaki gelişmeleri daha iyi bilen ve okuyan kadrolarla çalışmaya başladı. İstanbul'un genelinde bizim kullandığımız seçim argümanları bir seçim sonra Türkiye genelinde kullanılıyordu. O seçimde değil. Bir seçim sonra. Biz ilk kullandığımızda belki tepki geldi. Diyelim ki işte seçim kampanyalarında müzik kullanımı. İlk kez Tayyip Bey'in başkanlığında İstanbul'da biz yaptık. Farklı bir şeydi. Belki ilk uygulandığında genel merkez tarafından hoş da karşılanmadı biliyorum. Ama aradan 3-4 sene geçince bu kez o hoş karşılanmayan uygulama partinin genel uygulaması haline geldi. Değil mi Sine'de birdir vuran yürek Yılmaz? Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz. O sırada kimse farkında değildi. Refahlılar da farkında değildi. Ancak yerel seçimlerle birlikte ileride Türkiye'ye büyük değişim getirecek bir ismi siyaset arenasına taşıyorlardı. O kişi İstanbul Belediyesi'ni kazanan Recep Tayyip Erdoğan. Bizim bu seçimdeki sloganlarımızdan bir tanesi neydi? Oyunu bozmak için Refah Partisi. Refah Partisi siyaset yapma şeklini de değiştirdi. Örneğin o güne kadar sadece evinin hanımı olan o başörtülü hanımlar artık sokağa ve siyaset sahnesine çıkıyor. Parti için
kapı kapı oy istiyorlardı. Milli Görüş İdeolojisi'nin temelinde inanç var. İnançla çalışmak başka, maddi menfaat için çalışmak başka. Bundan dolayı Milli Görüş Partileri başka, diğer işbirlikçi partiler başka. Şimdi 94 yılında inançla çalışıldığı için hanımlarımıza dahil olmak üzere Türkiye'yi yeniden tarihteki şevkiyene oturtmak gayesiyle ve ülkenin meselesini çözmek gayesiyle çok gayretli bir çalışma yapılmıştır. Başörtülü kadınlar çok şeyi değiştirdi. O mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev dolaşıyorlar ya, işte bu yaklaşım kimi çevrelerde irticacı dönüyordu ama bu insanlarda o kadar da korkulacak bir şey yokmuş duygusu uyandırdı. Yeni fethiniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Esselamun. Refaha göre halk sadece İslamcı söylemlerle kazanılamazdı. Herkese umut verecek, yoksulları kazanacak bir parti programına ihtiyaç vardı. Umudun adı adil düzen denilen parti programı olacaktı. Refah Partisi faizi düzeni kaldıracak. Onun yerine hakka dayanan adil düzeni kuracak. Baştan sona kadar her şey değişecek, her şey yeni olacak. Refah Partisi onun için geliyor zaten. Refah Partisi kendisini tanıtırken adil düzen getireceğiz dediği zaman adeta büyülü bir şey söylüyordu. O ayrıntısı önemli değil. Neden? Çünkü halkımızın adalet arayışı refah arayışından hep önde gelmiştir. Milletimizin saadet ve selameti için. Adil düzen soyanın, hortumlayanın, ezenin olmadı. Dolayısıyla soyulanın ve ezilenin de olmadığı bir düzendir. Bu emanet Refah Partisi'ne, adil düzene, milli görüşe getirip veriliyor. Bu İstanbul'un 500 sene sonra yeniden fethi demek. Benim kanaatimce Refah Partisi'nin 1994 seçimlerinde, mahalli seçimlerde büyük bir patlama yapması, 1995 seçimlerinde de birinci parti olmasında ana rolü oynayan şey projeleridir, vaatleridir. Bu kardeşiniz sizlere el ele vermek suretiyle toplu bir kalkınma harekatını sizlere vaat ediyor. Refah Partisi, daha genel ifadesiyle milli görüş, üretim vaat ediyordu. Plan, proje sunuyordu. Ne yapacağız biz şimdi? Partinin seçim sloganı Refah Partisi Türkiye'nin teminatı idi. Seçim afişlerinde yeni bir dünya vaat ediliyor. Trafikten sağlığa, konuttan çevreye, hemen her soruna değiniliyordu. Adil düzende savunma sanayinden dışa bağımlılığa, Türkiye'nin içine düştüğü borç ve faiz batağından zamlara ve enflasyona kadar her derdin bir ilacı vardı. Bosna'yı, Çeçenistan'ı, Kudüs'ü kurtaracak. Ne de olsa o Erbakan'dı. O farklı bir Türkiye'nin teminatıydı. Partililere göre bu Türkiye ne zulmedecek ne de zulme boyun eğecekti. Parti bir de adil düzen kitapçığı bastırmıştı. Bu kitapçık büyük şehirlerde ve Anadolu'da kapış kapış gitti. Halkın ilgisi çok büyüktü. Kitaba göre adil düzen, insanlığın tarihi boyunca aradığı ve benimsediği düzendi. Adil düzene geçildiğinde batan gemi yüzdürülecek, Cenab-ı Hakk'ın ülkemize verdiği nimetler servete dönüşecekti. Adil düzende grev ve lockout yoktu. Çünkü buna gerek yoktu. Adil düzen, Erbakan'a göre özel sektör cennetiydi. Ben adil düzen programını aşağı yukarı şöyle bir göz gezdirdim. Tamamen hayali buldum. Sayın Erbakan'ın çok güzel konuştuğunu ama büyük hayallerle, tabii büyük projeler peşinde koştuğunu biliyorum. O inanılacak bir proje değildi. Bunu zaten
anlamak da mümkün değildi. Böyle bir şey yok yani, takas hadisesi geliyor, para ortadan çıkıyor, o ona bir fabrika veriyor, öbürü ona bilmem ne iş gücü veriyor. Ben bunu bir türlü anlayamadım. Sorduğumuzda mesela onun kurmaylarına, onlar da pek anlayamamış gibi bir görüntü, fakat anlar gibi bir havadaydılar. Yani o öyle uygulanacak bir hadise değildi. Zaten onu uygulama fırsatını da bulamadım. Bilmem. O zaman da anlamadım belki. Belki şimdi evet, yani bu kısa şeyde anekdot olarak söyleyeyim. Anlasaydık belki hala adil düzenin savunucuları olurduk. Bu adil düzen hiçbir zaman hayata geçirilemedi. Akademik çevrelerde de pek ciddiye alınmadı. Ama adil düzenin kodlarında solcu talepler de vardı. İsmail'cim o zaman bana dedi ki, ya işte biz sosyal demokrasiden söz ediyoruz. Hatta geçmişi itibariyle biraz da sosyalizmden söz ediyoruz. Ama ben... bizim arzu ettiklerimizin siz burada pratikte uyguluyorsunuz, öyle gördüm. Kadınlar kolunuz çalışıyor, evleri ziyaret ediyor, hastanelere gidiyor, yoksul insanlara yardım götürüyorsunuz. Bütün bunlar tabii tabanda çok yoğun bir şekilde insanların parti ile organik bağının kurulmasını sağlıyordu. Bir gün Erbakan eleştirirken şöyle demişti: bunların dışı yeşil, içi kırmızıdır demişti. Türkiye'de İslam'ın yükselişinin sosyal olarak nereye dayandığını görmek için 1970'lere gitmek lazım. Yani hatırlarsınız, 1970'lerde gecekondu mahalleleri oluşmaya başladığı zaman özellikle İstanbul'un çevresinde Türk solu buralardan bir Marksist geleneğin çıkacağını, Marksist geleneğin buralarda kökleşeceğini düşünmüştü. İşte oradan bir proletarya oluşacağını düşünmüştü. Ama öyle olmadı. Oralardan işte İslami kesimin çıktığını gördük. Çünkü Türkiye'de 12 Eylül darbesi sonrasında solun boş bıraktığı bütün alanlara veya solun söyleyemediği bütün alanlara ya da işte SHP, CHP eksenindeki Türk solunun statikoculuğa dönmesi sonrasında solun bıraktığı boşluğu İslami isimler altında ama büyük ölçüde sol mesajlar vererek Türkiye'deki İslamcı partiler ele geçiriyor. Bana göre Bosna'daki mezalimin Türk toplumu üzerinde yarattığı olumsuz etki, Batı'nın bu konudaki bigane tutumunun toplumdaki tepkisi, komünizmin yıkılmasından sonra bütün dünyada yeniden gözlenen muhafazakarlaşma, dine dönüş, işte God is back kitabında tasvir edilen o süreç Türkiye'de de Refah Partisi'nin yelkenini doldurdu. 94 seçimlerinde Refah Partisi zannediyorum kendisinin dahi beklemediği büyük bir başarı elde etti. Şanlıurfa Belediyesi Refah Partiliydi. Konya Büyükşehir Belediyesi Refah Partiliydi. Kahramanmaraş Belediyesi Refah Partiliydi. Sivas Belediyesi Refah Partiliydi. Ve İstanbul'da ilçe belediyeleri vardı. Özellikle Konya, Sivas, Kahramanmaraş ve Urfa belediyelerinin propagandası tüm Türkiye genelinde yapıldı. Örneğin Konya Belediyesi bir uluslararası ödül almıştı. O ödülün derecesi, önemi neydi ben de bilmiyorum. Ama gittiğimiz her yerde, bakın belediyecilik Refah Partisi'nin işidir. Konya Büyükşehir Belediyesi işte uluslararası belediyecilik ödülünü almıştır ve bu bir Refah Partili belediyedir diye propaganda yapıyorduk. Sivas Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetler tüm Türkiye'de anlatılıyordu. Refah Partililer yerel seçimlerin arılarıydı. Geçmişte sadece dindarlarla sınırlanan oy potansiyelini aşmak için başı açık kadınları öne çıkardılar. Toplumun farklı kesimlerinden gelen katılımlar abartılıyor. Bakın biz kitle partisiyiz imajı güçlendiriliyordu. Zira toplumun onları nasıl algıladığını çok iyi analiz etmişlerdi. Refah Partisi daha ziyade ideolojik ve İslami
inançları öne çıkaran bir siyasi partidir diye hep ön yargılarla farklı algılanmıştır. Bunlar belediyeciliği anlamazlar, kültürden, sanattan anlamazlar, hizmetten anlamazlar. Bunların anlayışları sadece dar kalıplar çerçevesinde örümcek ağı ile donatılmış, farklı bir şekilde İslami ideolojinin ötesindeki ona da bir başka bir kılıf uydurdular. Bu genel seçimlere de yansıdı. İrticai faaliyet dedi. Yerel seçimlerde kullanılan model çok basitti. Din ve imandan pek söz edilmiyordu. Refahlı belediyeler güvence gösteriliyor. Oralarda ne yapılmışsa aynılarının yapılacağının sözü veriliyordu. Ya bizim bir de bu isimleri, beş belediye başkanının ismi Halil Ürün, Temel Karamollaoğlu, Halil İbrahim Çelik ve bizim Kahramanmaraş Belediye Başkanı ismini hemen şey demedim. Bu Fatih diye çıkıyordu. İlk baş harflerini aldığınız zaman o da işte insanlar böyle şeyler alıyor, ona ayrı bir mana yüklüyor. Bak işte fethediyoruz, geliyoruz, bütün illerde hakim olacağız diye. 27 Mart akşamı sandıklar açıldığında Türkiye adeta şok oldu. Seçimlerde DYP ve ANAP ilk iki sırada gözükse de asıl kazanan Refah Partisi'ydi. 5 yıl önceki yerel seçimlerde %9.8 oy oranı ile sadece 74 belediyeye sahip olmuştu parti. 5 yılın sonunda 5'i büyükşehir olmak üzere 22 il ve toplamda 329 belediye kazandı. Bu büyük bir zaferdi. Milli Görüş iktidar yürüyüşünü başlatmıştı artık. Ama asıl çarpıcı gelişme kazanılan 5 büyük belediye arasında İstanbul ve Ankara'nın da olmasıydı. Ne de olsa Türkiye'nin bu en büyük iki kenti merkez sağ ve sol seçmenin oy depolarıydı. Bununla beraber güzel bir başarılı kampanya ve bu kampanyanın neticesinde de gerçekten İstanbullu bize Büyükşehir Belediyesi'ni verdi. Halbuki rakiplerimizin arasında da işte o dönemde biliyorsunuz gerek Dalan, gerek Kesici, gerek Livaneli bu seçimde beraber bir yarışımız olmuştu. Tabii bunun bize faydalı yönü de olmuştu. Çünkü bir yerde oyların adeta ortak paylaşımı neticesinde seçimin de tabii yaklaşık işte %25'e yakın bir oyla kazanılmasını getirmişti. Laik çevrelerde kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Seçimlere merkez sol 3, merkez sağ ise 2 partiyle girmiş. Hal böyle olunca da pastadan, aradan Refah Partisi çıkıvermişti. Eskiden başörtülülerin ve sakallıların partisi olarak görülen Refah bu imajı yıkmıştı. Varoşlarda emekçi kesimlere ulaşan bir siyaset dili geliştirmişti.